Türkiye'ye bakın. Müslüman olduğunu söyleyen Türkiye'ye bakın. Bu dünyaya bakın. Hepsi böyle Hristiyanlardan beter bir halde yılbaşını kutlayacaklar. Noel'i kutlayacaklar. Onların bayramı geldi ya, onu kutlayacaklar. Yani Müslümandınız, nereye gitti Müslümanlığınız? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Leyse minna men teşebbehe bi gayrina." Bizim dışımızda başkasına benzemeye çalışan bizden değildir. "La teşebbehu bil yahud ve bin nasara." Yahudilere ve Hristiyanlara benzemeye çalışmayın. Onlardan uzak durun. Fakat bunlar benzemek için uğraşıyorlar. İşin kötü tarafı, bu benzemiş oldukları şey, bu işte yılbaşıdır. Bunların şeyi zaten Hristiyanlıktan dahi gelmiyor. Güneşe tapanlardan gelen bir adettir. Güneşe tapanlar aralığın 25'i 26'sını kendilerine göre artık günün uzadığını düşünürler. Artık kendi ilahlarının sözde onları sevdiğini düşünürler ve ilahlarının yeniden doğduğunu iddia ederler. Bu güneşe tapanlardan Hristiyanlara geçmiş, Hristiyanlıktan da kendisini İslam'a nispet eden insanlara geçmiş bir durumdur. Ve bu şekilde onu kutlarlar. Şöyle bir şey gelsin, yılbaşı gelsin, bakayım etrafa. İnsanlar nasıl bir haldedirler? Nasıl bir yaşam içerisindedirler? Allah'ın yasakladığı her şeyi yaptığını görüyoruz ya. Allah içkiyi haram kılmıştır. Allah Azze ve Celle içkiyi haram kılmıştır. Fakat bakın, yılbaşından birkaç ay öncesinden, birkaç hafta öncesinden stok yapılır. İçki toplanmaya başlanılır. Niye? Müslüman olduğunu iddia eden toplum rahat rahat içki içebilsin diye. Müslüman olduğunu söyleyen bu toplum içkilerinden geri kalmasınlar. Bundan dolayı içerler. Allah fuhşatı haram kılmıştır. Zinayı haram kılmıştır. Fakat yılbaşı geldiğinde Allah'ın yasakladığı bütün bu cürümlerin işlendiğini görürsünüz. Bütün bu toplum kumardan uzaklaştığını söylüyor. Kumar mı? Allah bizi bundan muhafaza etsinler. Fakat bakıyorsunuz ki yılbaşı geldiğinde milli piyango dedikleri o zıkımla herkesi ne yapıyorlar? Herkese kumar oynatıyorlar. Milyonlara, 50 milyon, onlarca insana kumar oynatıyorlar. Ve bu hani rastgele olmuş bir şey değil ha. Bu bilinçli bir şekilde insanlara yerleştirilmiş bir şeydir. İnsanlara empoze edilmiş bir şeydir. Bir bakın, ilk yılbaşı ne zaman kutlandı? İlk yılbaşıyı kim kutladı? Kim balo düzenledi? 1926'lara bakın. Göreceksiniz bunu. İlk milli piyangoyu kim çıkardı? 1926'lara bakın. Bunu devlet kendi eliyle insanların içine yerleştirdi. Niye? İnsanları Avrupalaştırmak için. İnsanları batılaştırmak için. Yani insanları İslam'a yakın olan her şeyi, İslam adına olan her şeyi kaldırmak için. Ve bunu başardılar mı? Bunu başardılar. İşte Müslüman'ın bundan uzak durması lazım. Müslüman'ın böyle insanlardan uzak durması lazım. Bırakın hani bu şeyleri kutlaması, bu şeyle yaklaşması, böyle yapan insanlardan dahi uzaklaşması lazım. Ve ey toplum, ey Müslüman olduğunu iddia eden insanlar, eğer gerçekten Müslüman olduğunuzu iddia ediyorsanız kendi hayatınıza bakın. Kendi yaşantınıza bakın. Sizin yaşamış olduğunuz şey Hristiyanlık mı, Yahudilik mi, laiklik mi, yoksa İslam mı? Siz o zaman hangi dine tabi olduğunuzu çok iyi göreceksiniz. Siz o zaman hangi dine tabi olduğunuzu çok iyi göreceksiniz. Hangi dine tabi olduğunuzu çok iyi göreceksiniz. Hangi dine tabi olduğunuzu çok iyi göreceksiniz.